rahat edebileceğin ince bir minderser ve üzerine sırt üstü yat. Bacaklarını mümkün olduğu kadar yanlara ayır ve kendini ger. Ellerini vücudunun yanından ortalama 25 cm mesafede kalça hizasına yerleştir. Avuç içleri yukarıya bakmalı. Ayaklarını yanlara doğru bırak, gözlerini kapat ve nefesine konsantre ol. Tamamen hissederek burnundan nefes al ve burnundan nefes ver. Burnundan nefes al. Burnundan nefes ver. Nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Bütün bir yoga saati boyunca hep nefesine konsantre olmaya çalışacaksın. Nefes alırken karnın yukarı, nefes verirken karnın içeri inecek. Hep burnundan nefes alacaksın ve burnundan vereceksin. Kendini en rahat hissettiğin pozisyonda tamamen nefesine konsantre olarak nefes alacaksın, nefes vereceksin. Şimdi timsah hareketi için ellerinle sol dizinin altından tutarak göğsüne çek, bekle, bekle, nefes alıp vermeyi unutma, yavaşça bırak. Nefes alırken sağ dizini tutarak göğsüne doğru çek, bekle, bekle, nefesini verirken bacağını bırak. Tekrar sağ dizini çekiyorsun ve nefes verirken bacağını uzatıyorsun. Son kez sol dizini çekiyorsun. Nefesini verirken bacağını uzatıyorsun. Burnundan derin nefes al ve burnundan nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Dizlerini çek, ayak tabanlarını yere koy. Sağ bacağını sol bacağın üstüne at ve bacaklarından tutarak göğsüne çek. Bu pozisyonda bekliyorsun. Kalçandaki ve bacaklarındaki gerginliği hisset. Kollarında bacaklarını çekmek için kullandığın gücü hisset. Nefes alıp vermeyi unutmaksızın devam ediyorsun. Bıraktık. Ayaklarını uzatıyorsun tekrar. Şöyle bir rahatlıyorsun. Bir kez daha. Bu sefer sol bacağını sağ bacağın üstüne atıyorsun. Diğer tarafa yapıyoruz aynı hareketi. Ellerinle bacakların ikisini birden kendine doğru çekiyorsun. Bekle. Bekle. Vücudun içinde olduğu pozisyonu tamamen düşün ve hisset. Bacaklarımdaki gerginlik diye düşün. Karın kasların, sırtın, kolların, boynun, içinde bulunduğun pozisyonu tamamen hissederek yapıyorsun. Bacaklarını bıraktın, ileriye doğru uzattın. Nefes alıp veriyorsun. Nefes alıp veriyorsun. Şimdi yavaşça doğruluyorsun, yan dönerek. Lotus oturuşuna geçiyorsun. Ve bağdaş kuruyorsun öncelikle. Dik oturmanı sağlamak için küçük yoga minderini alıp bu yastığın bir çeyreğine denk gelecek şekilde otur. Bu pozisyonda en önemli olan şey omuriliğinin dik durmasıdır. Omuzlarını serbestçe aşağıya bırak. Ellerini rahatça dizinin üstüne yerleştir. Tam bir enerji akımını sağlamak için baş parmağınla işaret parmak uçlarını birleştir ve ellerini dizlerinin üstüne bırak. Burnundan nefes al ve ver.
Hisset aldığın nefesi, derinliğini, karnının nefes alış esnasındaki şişmesini tamamen hisset. Alabildiğin en fazla miktardaki nefesi al ve verebildiğin kadar çok nefesi tekrar burnundan ver. Nefes al, nefes ver. Şimdi özel bir nefes alma tekniği ile İda ve Pingala, yani beynin sağ ve sol yanlarını dengelemek için sağ elinin işaret parmağını ve orta parmağını avucuna birleştir. Kolunu dirseğinden itibaren gövdene yapıştır, iyice yaklaştır. Bir kez daha normal bir şekilde burnundan nefes al ve ver. Baş parmağını burnunu kapat. Nefes al, nefesini tut. Yüzük parmağınla burnunu kapat. Nefesini tamamen tutuyorsun, tutuyorsun, tutuyorsun. Baş parmağını aç ve nefesini uzunca ver. Ver, ver. Nefes al, baş parmağınla burnunu kapat. Tut, tut. Yüzük parmağınla da burnunu kapat. Ve parmağını sol parmağını aç. Nefesini uzunca ver. Tekrar nefes al. Yüzük parmağınla burnunu kapat. Nefesini tut tut. Baş parmağını aç. Nefes ver. Nefes al. Burnunu kapatıyorsun. Nefesini tut. Tut. Yüzük parmağını aç. Nefes ver. Bu harekette herkesin kendi bir ritmi vardır. Şimdi en rahat ettiğin şekilde, en rahat ettiğin ritimde bu nefes alma tekniğini uyguluyoruz. Kendi ritminde hareketi yapmaya başla. Nefesine tamamen konsantre olarak, tamamen kendi ritminde yapıyorsun hareketi. Bu nefes tekniği vücudunun bütün hücrelerine oksijen ulaşmasına ve dolayısıyla konsantrasyonu ve zihin açıklığının artmasına sebep olur, sağlar. Bu hareketi yaparken aldığın oksijenin vücudundaki etkilerini hissetmeye çalış. Aldığın oksijenin beynine, kaslarına, iç organlarına yayıldığını hissetmeye çalış. Son bir tur yapıyorsun aynı hareketi. Ve hareket bitince ellerini tekrar dizlerinin üstüne indiriyorsun. Hissederek nefes al, ver. Sakin bir şekilde tekrar birazcık gözlerimizi çalıştıracağız. Hiç göz kapaklarını açmadan gözlerin kapalı. Saat yönünde gözlerin kapalı iken göz bebeklerini saat yönünde çevir. Gözlerin kapalı ama sen göz bebeklerini çeviriyorsun. Güzel. Şimdi gözlerin hala kapalı ama göz bebeklerini saat yönünün tersine doğru çeviriyorsun. Göz bebeklerinde bir daire çizdiğini düşün. Çok iyi. Göz bebeklerini, gözlerin hala kapalı, sola bakıyorsun. Göz bebeklerini mümkün olduğu kadar sağa götürdün. Göz bebeklerini yukarıya ve aşağıya indirdin. Derince nefes alıp veriyorsun. Gözlerini açtın. Ellerini önce bir tur ovuşturuyorsun iyice. Ellerinin ısısını, iyice ovuşturduğun ellerini gözlerin üstüne yerleştiriyorsun. Gözlerin üstüne yerleştirip ellerinden gözlerine, başına yayılan ısıyı hissediyorsun. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Ve tekrar burnundan nefes ver. Ellerini aşağıya indirdin, dizlerin üstüne. Gözlerin açık. Şimdi göz hareketlerimizi gözlerimiz açıkken tekrarlıyoruz. Göz bebeklerin saat yönünde daire çiziyor.
saat yönünde daire çiziyorum. Şimdi saat yönünün tersinde daire çiziyorum. Nefes, nefes alıp veriyoruz hiç atlamadan. Karşıya baktım. Elimi yukarıya kaldırdım, baş parmağımı gerdim. Şu an baş parmağıma bakıyorum. Duvarda kendine bir nokta belirle. Duvardaki noktaya bakıyorum. Baş parmağıma bakıyorum. Evet, burnunun ucuna. Duvara. Burnunun ucuna. Duvara. Baş parmağına. Burnunun ucuna. Duvara bakıyorsun. Elini indirdin. Nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Kollarımı iki yana serbestçe bırakıyorum ve şöyle bir sallıyorum kollarımı, omuzlarımı. Vücudumun üst tarafı iyice bir rahatlasın. Omuzlarımdan itibaren kollarım, ellerim şöyle bir sallıyorum, silkeliyorum. En rahat ettiğiniz şekli bulun. Kaslarınızın tamamen rahatladığını hissedin. Güzel. Bu şekilde omuz kaslarınızı, kol kaslarınızı ve sırtınızın üst bölümdeki kasları birazcık rahatlatmış oluyorsunuz. Şimdi yavaşça ayağa kalkıyorum. Yoga minderinin önüne gel. Dağ duruşuna geç. Burnundan nefes al. Burnundan ver. Nefes alıp veriyorsun. Omuz hareketi için iki omzunu yukarıya kulaklarına doğru çek. Tut 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 ve bırak. Tekrar yukarı çek. Orada bekliyorsun. Bekle, bekle, bekle. Ve bırak. Bir kez daha omuzlarını çektin. Ve aşağıya doğru bıraktın. Bu sayede omuz kaslarını birazcık daha çalıştırmış olduk. Boynumuzu esnetmek için şimdi öncelikle tekrar şöyle bir derin nefes alıyorsun. Nefes alırken başını sağ tarafa yatırıyorsun. Ortaya getiriyorsun başını. Ve şimdi nefes alırken başını sol tarafa yatırıyorsun. Tekrar ortaya getirdin. Aynı hareketi bir sürü daha yapıyoruz. Nefes alırken başını tekrar sağa yatırıyorsun. Ve verirken başımı düzelttim. Ortadayım. Tekrar nefes alırken başını sol tarafa yatırıyorsun. Düzelttin. Dağ duruşundasın. Bulunduğun pozisyonu şöyle bir gözden geçiriyorsun. Ayak tabanlarını bastığın zemini hisset. Ellerinin, kollarının, omuzlarının duruşunu, sırtını, boynunu, başını nefes alarak veriyorsun ve bütün vücut organlarını tek tek hissetmeye, parçalarını tek tek hissetmeye çalışıyorsun. Nefes al ve nefes ver. Güzel. Şimdi güneş selamlama hareketine geçiyoruz. Dağ duruşundayız. Güneş selamlama için tekrar burnundan derin nefes al, ver. Nefes al, ellerini göğsünün önünde birleştir, nefesini ver. Nefes al, kollarını yukarıya doğru uzat. Göğüs kafesini gökyüzüne doğru açmış olacaksın. Hafif yukarıya doğru bakabilirsin ya da karşıya doğru bakabilirsin. Güzel. Nefes ver, düz bir sırtla ellerini ayaklarının yanına getir.
Öne doğru eğiliyorsun. Nefes al. Sağ ayağını arkaya uzatarak dizini yere koy. Nefesini tutuyorsun. Sol ayağını yanına getirdin. Ve nefesini verirken dizin, göğsün ve alnını yere getirdin. Nefes al. Kobra hareketine geç. Nefes ver. Aşağı bakan köpek pozisyonu. Nefes al. Sağ ayağını kolların arasına getir. Nefes ver. Sol ayağını sağın yanına getir. Nefes al. Kollarını yukarıya uzat. Ve nefes ver. Kollarını gövdenin yanına indir. Şimdi tekrar en baştan. Nefes al. Ellerini göğsünün yanında birleştir. Nefes ver. Kollarını yukarıya doğru uzat. Göğsünü açıyorsun. Nefes ver. Düz bir sırtla ellerini ayaklarının yanına getir. Nefes al. Sağ ayağını arkaya doğru uzatarak dizini yere koy. Sol ayağını da yanına getir. Ve nefesini verirken dizin, göğsün ve alnın yere geliyor. Nefes alıyorsun. Kobra hareketine geçtin. Nefes ver. Aşağı bakan köpek pozisyonu. Nefes al. Sağ ayağını kolların arasına getir. Nefes ver. Sol ayağını yanına getir. Nefes al. Kollarını yukarıya uzat. Nefes ver. Kollarını gövdenin yanına indir. Ve nefes al. Başlıyoruz tekrar. Göğsün önünde ellerin birleşiyor. Nefes ver. Yukarıya doğru göğüs kafesini açtın. Nefes ver. Aşağıya bıraktın. Nefes al. Sağ ayağını geriye, sol ayağını da yanına getirdin şimdi. Nefes verirken dizini, alnını, göğsünü yere yapıştırıyorsun. Nefes alırken kobra hareketine geçtin. Nefes ver. Aşağıya bakan köpek pozisyonundasın. Nefes al. Sağ ayağını kolların arasına getir. Nefes ver. Sol ayağını sağın yanına getir. Nefes al. Kollarını yukarıya uzat. Ve nefes ver. Kollarını gövdenin yanına indir. Bu hareketi bir iki tur daha yapıyorsun. Kendi ritminde hareketi yapmaya devam ediyorsun. Nefesine ve hareketine konsantre olarak. Kendi ritminde hareketi bir iki tur daha yapmaya devam ediyorsun. Güneş selamlama hareketi vücudu sonraki hareketleri hazırlamak için yapılmaktadır. Bu yüzden de en azından 3-5 kere tekrar edilmesi gerekiyor. Ve bu esnada da diğer bütün hareketlerde olduğu gibi nefes alıp vermemize ve hareketlere konsantre olarak yapmaya çalışıyoruz. Nefesini verdin. Nefes al. Kobra pozisyondasın. Geriye. Evet, güneş selamlama ile vücudumuzu ısıtmış oluyoruz. Diğer hareketlere hazırlamış oluyoruz. Bitirdik. Çok sakin bir şekilde olduğum yerde dağ duruşunda nefes alıyorum burnumdan. Karnımı şiştiğini hissediyorum ve karnımı bırakıyorum. Karnım iniyor tekrar. Nefes al, ver. Bu hareketi yaparken tek elimizi karnınızın üstüne koyarak nefes aldığınız esnada karnınızın şişişini ve inişini tamamen kontrol edebilirsiniz. Burnundan nefes al, karnın şişti, 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 şişti ve burnundan ver, karnın iniyor, iniyor, iniyor. Bu şekilde nefes alışverişlerimizi ara sıra kontrol ederek gerçekten istenilen şekilde nefes alıp almadığınıza bakabilirsiniz. Kollarımızı serbestçe yana bıraktık. Şimdi yavaşça aşağıya iniyoruz. Sırt üstü rahatlama pozisyonuna geçiyoruz. Uzandık. Bacaklarımız kalça genişliğinde açık. Ellerimiz vücudumuzun kalçamızın yanında. Nefes alıp veriyoruz. Ayak hareketleri yapacağız şimdi birlikte. Sağ bacağınızı hafifçe yerden kaldırın. Sağ ayağınızla
Sağ tarafa doğru daire çizin. Sadece ayak bileğimizden düşünün. Kalçamızdan değil de evet aynen. Sadece ayak bileğimizden düşünüyoruz hareketi. Güzel. Sağ bacağım yere bırakıyorum yavaşça. Bitirdim hareketi. Nefes alışverişleri devam. Şimdi sol bacağımı hafifçe yerden kaldırdım. Sadece sol ayak bileğimden ayağıma daireler çizdiriyorum. Güzel. Şimdi bırakıyorum. Nefes alırken tekrar sağ bacağımı kaldırdım. Aynı hareketi tekrar ediyorum. Bu sefer de daireyi şimdi ters yönde yapmaya çalışıyorum. Hangi yöne çeviriyorsanız, evet, ters yönde çeviriyorsunuz. Bıraktım. Sol bacağımı kaldırdım. Önce normal çevirdiğim yönde ilk tur yapıyorum. Ve şimdi de ters yönde daireler çizdiriyorum ayağıma. Bıraktım. Son bir tur lütfen kendi ritminizde, kendi rahat ettiğiniz şekilde yine sağ bacağınızı havaya kaldırıp bir tur yapın. Bu hareketle ayak bileklerin hareketliliği arttırılıyor. Bacak kaslarınız güçlendiriliyor. Son bir kez sol bacağınız için aynı hareketi kendi ritminizde yapın lütfen. Ve bıraktım. Nefes alıp veriyorum. Yaptığım hareketlerin vücuduma olan yararlarını, etkilerini hissetmeye çalışıyorum. Şu an ayak bileklerimde neler oluyor? Şu an bacak kaslarım ne durumda? Gövde kasım, kalça kasım, karın kasım ne hissediyorum? Sırtım, omzum, kollarım, ellerim. Yaptığın hareketin bütün etkilerini vücudunda kontrol ediyorsun. Nefes alıp veriyorsun. Nefes alıp veriyorsun. Biraz da karın kaslarını çalıştıralım. Karın kaslarını çalıştırmak için sırt üstü uzandık. Nefes alırken sol ayağını yerden hafifçe kaldır. Orada bekletiyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun. Bekle ve bırak. Şimdi sağ ayağını nefes alırken kaldırdın. Bekle, bekle, bekle ve bırak. Hareketi birazcık daha zorlaştırıyoruz. Sağ ayağını kaldırdın. Başını da yerden kaldırıp ayağına bakıyorsun. Nefes alıp vermeye, düzenli olarak nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Bıraktın. Başını da yatırdın. Nefes al. Ver. Şimdi diğer ayağını kaldırdın. Başını da yerden kaldırıp ayağına bakıyorsun. Bekle. Bekle. Bıraktın. Bir kademe daha ilerletiyoruz hareketi. Çok fazla olmasa da mümkün olduğu kadar iki ayağını birden yerden kaldırıyorsun. Biraz da olsa bekliyorsun. Bekle. Bekle. Bırak. Nefes al. Ver. Al, ver. Tekrar iki ayağını kaldırdın yukarıya. Bir kademe daha zorlaştırdık. Başını kaldırıyorsun, ayaklarına bakıyorsun. Ve bıraktın. Ellerin, ayakların, başın tamamen yerde. Uzandığın zemini hissediyorsun. Karın kaslarındaki hareketliliği hissediyorsun belki de. Hafif yanmalar olabilir. Bunları hissediyorsun. Vücudun içinde değişenleri algılamaya çalışıyorsun. Nefes al, ver. Tamamen burnundan nefes al,
ve burnundan ver. Sen nefes alırken karnın iyice şişiyor ve nefes verirken karnın iniyor. Nefes alırken karnın şişti. Nefes verirken karnın indi. Şimdi balık duruşuna geçeceğiz. Balık duruşu için ayaklarını kapalı tut. Ayak parmakları havaya bakmalı. Ellerini, el baş parmaklarını birbirine değecek şekilde kalçanın altına yerleştir. Elin baş parmakları birbirine değiyor ve ellerin tamamen kalçanın altında. Öyle ki neredeyse dirseklerin bile gövdenin altındaymış gibi olacak. Nefes alıp veriyorsun. Şimdi nefes alırken başını ve üst gövdeni hafifçe kaldırıyorsun. Ayaklarına bakarcasına. Evet. Bu pozisyonda sadece başını geriye, yere değene kadar bırakıyorsun. Ve göğüs kafesini gökyüzüne doğru açıyorsun, geriyorsun. İçindeki basıncı hissetmeye çalışıyorsun bu pozisyonda. Kalbine odaklan. Kalbine, göğsüne, göğüs kaslarına, boynuna ve içinde var olan basıncı hisset. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Başlangıç itibariyle bu hareket sizi zorluyorsa daha da kısa yapabilirsiniz. Ama mümkün olduğunca yapabildiğiniz ölçüde uzun durmaya çalışıyorsunuz. Şimdi başımı kaldırıp ayaklarıma baktım ve yavaşça üst gövdemi yere yatırdım. Kollarımı kalçamın altından çıkarttım. Sırt üstü rahatlama pozisyonundayım. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Beşik pozisyonu için dizlerinden tutarak göğsüne doğru çek. Ve bu pozisyonda tıpkı bir beşik gibi ileri geri yuvarlan. İleri geri birkaç kere yuvarlanıyorsun rahat ettiğin şekilde. Bu pozisyonu uzun oturuş pozisyonunda tamamlıyorsun. Ayaklarını öne uzatarak oturdun. Uzun oturuş pozisyonuna geldin. Bu hareket sayesinde omurilik ve sırt kaslarına masaj yapmış oldun aynı anda. Nefes alıp veriyorsun. Öne eğilme hareketini yapacağız. Ellerini kulakların hizasından yukarıya doğru kaldır. Nefesini verirken gövdeni bacaklarına doğru indir. Tutabiliyorsan ayaklarını tut. Ya da tutamıyorsan uzanabildiğin mesafeye kadar uzan, bekle. Nefes al. Ver. Al. Ver. Nefes alırken kollarını, gövdeni kaldırıyorsun yukarıya. Doğruldun. Ve nefes verirken kollarını aşağı indiriyorsun yana. Gövdenin yanına. Nefes alıp tekrar burnundan nefes veriyorsun. Yarı köprü pozisyonuna geçeceğiz. Avuç içlerini kalçanın arkasında, parmak uçlarının arkaya bakacak şekilde yere koy. Kalçanı ayaklarından, topuklarından da güç alarak havaya kaldır. Bu esnada kalça kaslarını sıkmayı ihmal etme. Kaslarını sıkıyorsun. Arka bacak kaslarını ve kalça kaslarını. Eğer boyun kasların güçlü ise ve boynunda bir sorun yoksa başını geriye doğru bırakabilirsin tamamen. Ama boyun kasların güçlü değil ya da boynunda bir problem varsa başını lütfen geriye doğru bırakma. Önde tutabilirsin. Nefes alıp veriyorsun. Tekrar oturuyorum. Hareketten çıkıyorum. Uzun oturuştayım. Şimdi
Karın üstü pozisyonuna geçeceğiz. Karın üstü rahatlama pozisyonuna. Ellerini başına yastık yap. Başını elin üstüne koy. Ayak parmakların, ayak baş parmakların birbirine birleşecek. Böylece vücudundaki enerji akımını, geçişini, tamamını sağlamış olacaksın. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Kobra duruşu için avuçlarını omuz hizasında yere daya. Nefes al, gövdeni kaldır. Bekliyorsun, bekliyorsun ve tekrar gövdeni indirdin. Bir kez daha nefes alırken başını, üst gövdeni kaldırdın. Orada biraz bekliyorsun. Ve bıraktın. Bir kere daha nefes alırken başını ve gövdeni, üst gövdeni yerden kaldırdın. Kobra pozisyonuna girdin. Ve tekrar bıraktın. Aşağıdasın. Şimdi rahatlama pozisyonuna geçiyorsun. Ellerini kalçanın yanına. Tamamen bitiriyoruz hareketi. Evet, ellerini kalçanın yanına aldın. Şu an nefes alıyorsun. Burnundan nefes veriyorsun. Bu şekilde karın üstü yatarken nefes alıp verdiğinde karın hareketlerini ve göğüs hareketlerini daha iyi hissedebilirsin. Nefes alıyorum. Karnım şişiyor, göğsüm şişiyor, nefesini burnundan veriyorsun ve iniyor. Yaptığın zemini, biraz önce yapmış olduğun hareketin vücuduna olan etkilerini tek tek hissediyorsun. Nefes al, ver. Karnın şişiyor, şişiyor, şişiyor. Ve nefesini veriyorsun. Karnın iniyor, iniyor, indi. Sakin bir şekilde nefes aldın. Verdin. Şimdi yarım çekirge pozisyonu için üst gövdeni yarım çekirge pozisyonuna geçeceğiz. Çeneni yere koy. Nefes al. Sağ ayağını kaldır. Ve nefes ver. Ayağını indiriyorsun. Nefes al. Sol ayağını kaldır. Orada bekliyorsun biraz. Ve indirdin. Aynı hareketi kendi ritmine göre yapmaya devam ediyorsun. Nefes alırken ayağını kaldırdın. Bekledin, bekledin, bekle, bekle ve bırakıyorsun. Tekrar kendi ritminle sol ayağında devam ediyorsun. Bu hareketle arka bacak kaslarını ve kalça kaslarını çalıştırıyorsun. Aynı anda da düzenli nefes alıp vererek koordinasyonunu geliştiriyorsun. Bıraktım tamamen. Güzel. Bıraktık. Kedi ve köpek pozisyonuna geçeceğiz. Eller ve dizler yerde olacak şekilde. Evet, dört ayak pozisyonu diyebiliriz buna. Sırtını içe ve dışa doğru hareket ettiriyorsun. Nefes al, ver. Nefes al,
Ver. Son kez nefes aldın ve verdin. Şimdi bu pozisyondan geriye doğru topukların üzerine oturuyorsun. Kollarını vücudunun üst gövdeni yere öne kapattın. Kollarını vücudunun yanına serbestçe bıraktın. Bu pozisyonda bütün kasların rahat. İhtiyaç duymadığın bütün kaslarını tamamen bırak. Tamamen bırak. Kolunu bırak tamamen. Hiç sana ait değilcesini oraya bırak. Kolunu, başını, sırtını, bütün kaslarını bırakabildiğin kadar bırakıyorsun. Sanki onlar sana ait değilmişçesine. Tamamen bırakıyorsun. Hiçbir şekilde yüklerini hissetmiyorsun. Nefes alıyorsun, veriyorsun. Nefes alıyorsun ve veriyorsun. Buradan yavaşça doğruluyorsun. Topukların üstünde oturmaktasın. Hala yavaşça doğruldun, yavaşça. Güzel. Yarım dönüşlü oturuşa geçeceğiz. Bunun için önce ayaklarımı öne doğru uzatıyorum. Uzun oturuşa geçiyorum. Güzel. Sağ dizini çek. Sol bacağın üzerinden at. Sol kolunla sağ bacağını kendine doğru çek. Sağ elini kalçanın arkasına yere dayayarak koy. Gövdeni sağa doğru çevir. Özellikle kalçandaki, bacağındaki gerginliği hissediyorsun. Kolunun bacağını çekmek için kullandığı enerjiyi, gücü hissediyorsun. Nefes alıp veriyorsun. Bu gerginliği tamamen hissediyorsun. Nefes alıp veriyorsun. Ve gerginliği tamamen hissediyorsun. Şimdi bıraktım. İki ayağımı tekrar öne doğru uzattım. Hareketten çıkıyorum. Kolumu öne getirdim. İki ayağımı da uzattım. Nefes aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Bu sefer de aynı hareketi diğer tarafa yapıyorsun. Evet, sağ bacağını çektim. Sol bacağın üstünden attın. Sol elinle sağ bacağını tutup kendine çekiyorsun. Güzel. Bacağındaki gerginliği hissediyorsun. Gövdendeki gerginliği. Kolunun bacağını çekmek için harcadığın gücü hissediyorsun. Nefes alıp vermeye devam. Bu harekette çok zorlananlar, başlangıç itibariyle biraz zor olabilir. Bacağını diğer bacağının üstünden atmak yerine bacağını oturduğu yerde sadece çekebilir. Bacak bacak üstüne atmaksızın aynı hareketi yapabilirsiniz. Yine o gerilmeyi hissedeceksiniz. Daha ileri aşamalarda ama bacak bacak üstüne atma gereği duyacaksınız bu gerilmeyi hissetmek için. Evet, şimdi hareketi bıraktık. Kolumuzu tekrar topladık yukarıdan. Öne geliyoruz. Bacağımızı açtık. Geriye doğru uzattık. Nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Şimdi yavaşça ayağa kalkıyoruz. Dağ duruşuna geçiyoruz. Ayakta öne eğilme pozisyonu yapacağız. Derin bir nefeste kollarını yukarıya kaldır. Gövdeni yavaşça kollarınla birlikte öne doğru sarkıt. Başını önde aşağıda sağa sola hafifçe hareket ettir. Başını, kollarını. Onların tamamen boşlukta olduğunu düşün. Onlar boşlukta sallanıyorlar. Onlar çok rahat, çok rahatlar. Buradan tekrar nefes alırken yukarıya doğru kalkıyorsun kollarınla birlikte. Göğüs kafesin yukarıya doğru açık. Nefes verirken kolların iniyor aşağıya, gövdenin yanına. Tekrar dağ duruşu pozisyonundasın.
Nefes alıyorsun, veriyorsun, nefes alıyorsun ve veriyorsun. Üçgen duruşuna geçiyoruz. Üçgen duruşu için bacaklarını ortalama 1 metre kadar aç. Ellerini yere paralel omuz hizasında yanlara kaldır. Sağ kolunu kulağının hizasından yukarıya kaldır. Ve sola doğru gövdeni indiriyorsun. Sol elin bacağına dayanıyor ama bacağına ağırlık vermiyor. Bacağından büyük bir destek almıyorsun. Gövdenin yan tarafındaki bütün gerilmeyi boydan boya hissediyorsun. Sanki birisi seni sağ elinden yukarıya çapraza doğru çekiyormuş gibi. Sanki oradan iple çekiliyormuşsun gibi. Nefes al. Ver. Şimdi tekrar doğruldum. İki kolum yana paralel. Nefes alıp veriyorum. Bu sefer sol kolumu sol kulağımın hizasından yukarıya kaldırdım. Ve yana doğru vücudumu esnettim, uzandım. Güzel. Elimle dizime yük yapmıyorum. Sadece küçük bir destek, küçük bir denge alıyorum oradan. Birisi elinden çaprazlamasını yukarıya doğru çekiyor. Ve bıraktın. Tekrar doğruluyorsun. Nefes verirken kolunu aşağıya indiriyorsun. Ayaklarını kapatıyorsun. Derince bir nefes al, ver. Biraz önce yapmış olduğun hareketin vücudunda yaptığı etkileri şöyle bir gözden geçir. Nerelerin gerildi, nerelerin rahatladı. Nefes alıp veriyorsun. Bu hareket sayesinde dengeyi ve konsantrasyonu arttırabilirsin. Sakince nefes alıp veriyorsun. Şimdi yavaşça sırt üstü yere yatıyorsun. Sırt üstü rahatlama pozisyonuna geçiyoruz. Neydi? Ayaklarımız kalça genişliğinden biraz açık. Avuç içlerimiz yukarıya bakıyor. Kollarımız gövdemizden 25 cm kadar uzakta. Bu pozisyonda şöyle bir yukarıdan aşağı vücudumuzu dinliyorsunuz. Başımız, saçların, hepsini tek tek düşünüyorsun. Omzun, kolların, sırtın, kalçan. Nefes alıp veriyorsun. Nefes alırken karnın şişiyor. Nefes verirken karnın iniyor. Şöyle başını bir sağa ve sola yavaşça çevirebilirsin. Biraz sağda bekletiyorsun. Gözlerini kapattın. Diğer tarafa çevirdin. Biraz solda beklettin. Yine yukarıya baktın. Başın ortada yukarıya bakıyor. Evet, yüz kaslarını düşünüyorsun. Yüz kaslarını şöyle bir buruştur sanki kızmış gibi. Bütün hepsini burnunda, ortada yüz kaslarının toplandığını düşün. Evet, hemen de bırakıyorsun. Güne böyle devam etmemek lazım değil mi? Yüz kasların gayet rahatladı. Dilini şöyle bir dışarıya uzatabildiğin kadar uzatıyorsun. Uzatabildiğin kadar uzatıyorsun ve içeriye aldın. Tamamen rahatladı. Bırakıyorsun. En rahat pozisyondasın. Sakin sakin nefes alıp veriyorsun. Sakin sakin nefes alıp veriyorsun. Aşağıdan yukarıya doğru şöyle düşün.
iki bacağını birden, iki bacağındaki kasları sıkabildiğin kadar iyice bir sık. Sık 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 sık. Ve bırak. Tamamen. Sana ait değillermişsin. Artık tamamen bıraktın. Şimdi kalçanı sıkabildiğin kadar sıkıyorsun. Sık 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 sık. İyice bütün kasların senin kontrolünde. Hepsini sıkabildiğin kadar sıktın. Tamamen bıraktın. O da senin değil artık. Öylesine o kadar hafif ve rahat ki. Sırt kaslarındayız. Hafifçe gövdeni yukarıya da kaldırabilirsin. Sırt kaslarını sıkabildiğin kadarıyla sık. Sık sık sık. Bıraktın. Nefes alıp veriyorsun derince devam. Kollarda sıra. İki kol kaslarını da sıkabilirsin. Hatta elini yumruk yapabilirsin iki elinde. İyice bir sık 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 sık. Bırak. Tamamen serbest bıraktım. Onların sana hiçbir yükü değil, yok. Artık sanki senin bile değiller. Hiç hissetmiyorsun. Kuş gibi hafifler. Şimdi söyleyeceklerimi içinden tekrar et. Hatta bunun öncesinde kendini çok iyi hissettiğin bir yerde olduğunu düşün. Eğer istersen bu güzel bir sahil kenarı olabilir. Ya da istersen güzel yeşillik bir alanda rahatça uzanmış olabilirsin. Kendini en iyi hissettiğin, en rahat hissettiğin yerde düşün. Ve söyleyeceklerimi içinden tekrar et. Şimdi sağ bacağımı rahatlatıyorum. Rahatlatıyorum. Sağ bacağım tamamen gevşek ve rahat. Sol bacağımı rahatlatıyorum. Rahatlatıyorum. Sol bacağım tamamen gevşek ve rahat. Sağ kolumu rahatlatıyorum. Rahatlatıyorum. Sağ kolum tamamen gevşek ve rahat. Sol kolumu rahatlatıyorum. Rahatlatıyorum. Sol kolum tamamen gevşek ve rahat. Sırtım, belim, omuzlarım rahatlatıyorum. Rahatlatıyorum. Tamamen gevşek ve rahat. Kendimi iyi hissediyorum. Ruhum, bedenim, zihnim tamamen rahat. Kuş gibi hafifim. Beynim ve ruhum açık, arınmış ve güçlü. Kendimle harmoni içindeyim. Nefes alıp veriyorum. Sessizliği bir iki saniye dinliyorsun. Kendinle baş başasın şimdi. Evet, gözlerini yavaş açıyorsun. Yavaşça yan dönerek lotus oturuşuna geliyorsun. Esniyorsun, evet, öncesinde biraz kendine geliyorsun. Hatta sanki böyle yeni uyanmışçasına gerilebilirsin o pozisyonda. Yavaşça lotus pozisyonuna geldin. Baş parmağınla, evet, lotus pozisyonundayken yoga mindirinin üstüne oturdun. Baş parmağınla işaret parmağını birleştirdin. Burundan nefes alıp, burundan nefes veriyorsun. Burundan nefes alıp, burundan nefes veriyorsun. Şimdi sen tamamen kendinle baş başasın. Tamamen kendinle baş başasın. Seni, seninle yalnız bırakıyorum. Biraz kendini dinliyorsun. Ben de bu sırada sizlere yoga hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Merhaba, namaste.
Bugün temel yoga metinleri hakkında konuşmak istiyorum. Yoga demek, birleştirmek veya bütünleştirmek demektir. Bu felsefeyi uygulayan kişi de yogidir. Yoga, bedeni, zihni ve ruhu tamamen eğiten, huzur veren ve kişinin kendini tanımasını sağlayan dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur. Yoga insana kendi benliğini tanımasını, dengede tutmasını öğretir. Yaşam daha derinlemesine yaşanır. Hissettiğimiz stresler, bir takım sıkıntılar, acılar yoga sayesinde yerini evrensel uyuma bırakır. Yoga ile uğraşan insan özünün farkındalığını yaşar ve kendini evrendeki ve her şeye daha yakın hisseder. Canlı, cansız, daha derin bir sevgi duyar. Onlarla bütünleşir. Yoga, mutlu ve aydınlık bir insan olmanın yöntemidir. Yoga bir din değildir. İnsanları fiziksel, zihinsel ve ruhsal disiplin yoluyla mutluluğa, başarıya ve aydınlanmaya ulaştırmayı amaçlar. Bu felsefeye biz yoga diyoruz. Umarım bu bilgiler hoşunuza gitmiştir ve hayatınızda da bu bilgilerinizi kullanmaya devam edersiniz.